Hepsini yakalım. Kimse karanlıkta kalmasın. Uyuyanları da görelim. Yok mu ışık oralarda? Ha? Yak, hepsini yak. Tamam. Öyle yok öyle uyku. Bismillah. Estağfirullah. Allahümme salli ala Muhammed. Bizim edebiyatımız Hazreti Peygamber sevgisi üzerine en güzel eserlerini vermiştir. Ve benzeri yoktur. Son derece güçlü, zengin, bitmez tükenmez bir hazinedir. Ancak şu kadar var ki biz kendimizi pek tanımayız. Ya, bu milletin bir problemi varsa o da o. Kendini tanımıyor. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz demişti bir tarihçi bana bir sorum üzerine. 2002'de. Dünümüzü bir anlatır mısın üstad dedim. Geçmişimizi bir anlat bize dedim. Canlı televizyon programı. Yıl 2002. Dünü anlat. 15 dakika kadar kesintisiz bir özet yaptı. Endülüs'ten aldı. 1922'ye kadar getirdi. Anlatım son derece güçlüydü. Her kelimesi ezberlenmeye layık. Muhteşem bir özet yaptı. Dedim ki hayat 3 gün üstad, dün bugün yarın. Dünü dinledik. Bugün için ne dersiniz? Dedi ki biraz önce söylediğim gibi paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz. Peki dedim yarına ne dersiniz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Tahmin ediyorsunuz? Şöyle dedi. Bir millet geçmişinde büyükse geleceğinde de büyük olur. Araya bir kargaşa girebilir. Bir hastalık olur, yorgunluk olur, fetret olur, kargaşa olur. Ama geçer. Büyük millet eninde sonunda o büyüklüğüne uygun hale gelir dedi. Biz dedi epey aşağı gittik. Havuzun dibini bulduk. İnsan batarken havuzun dibini bulursa avantaj elde eder. Bir, daha dibe gitmez. Garanti. İki, topuklayıp çıkar. Hiçbir fetret 100 yılı geçmez dedi. Bu millet dedi 16. yüzyıldaki ihtişamına çok yakında yeniden kavuşacaktır dedi. Fakat sen bana böyle bir soru sorduğun için dedi şimdi sorumluluk altındasın dedi. Hayırdır dedim hocam, kabahatimiz ne? Tarihin emri budur, millet yükselir de dedi. Sana düşen şu, gençler seni sevdi. Seni dinlemekten hoşlanıyorlar. Ben konuşsam uyuklarlar dedi. Yaşlı tarihçi konuşuyor derler, beni dinlemezler. Ama seni dinliyorlar dedi. Bu bir fırsattır. Onları uyandır dedi. İkaz et. Ne yapayım dedim özellikle? Kütüphanelerimizi araştırmayı öğret onlara dedi. Heyecan ver. Seni dinleyen 100 gençten birisi anlasa yeter dedi. Çünkü millet gerçekten büyük, içinden dahiler çıkıyor. Kütüphanelerimize
onların dikkatini çek dedi. Mümkünse Osmanlıca öğrensinler dedi. 21 yıl önce oldu bu konuşma. İşte ben de diyar diyar geziyorum. Hatırlatmak üzere. Bu konuşmanın üzerinden 14 yıl geçti. 2016'da havaalanında karşılaştık. Bana ne dediğin hatırında mı üstad dedim. Şöyle söyledi. Tabii dedi. 30 sene sonra Osmanlıca bilmeyenlere okuma yazma biliyor demezler. Gençlere hatırlat demiştim. 14'ü geçti, kaldı 16 sene dedi. Sanki dün konuştuk da o gün hatırlıyor. Dikkat böyle bir şey işte. Sevda böyle bir şey. Kimden bahsettiğimi bilmem anladınız mı? Merhum tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir. Dostumdu. Bizi dostluğuna kabul etmişti. Sohbetimiz olurdu zaman zaman. Kendi insanımızı anlat dedi. Kendi insanımıza. Bizi bize anlat dedi yani. Ben onu yapıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü biz kendimizi pek tanımıyoruz işin doğrusu. Tembel davranıyoruz bu hususta. ...1820 senesinde Sultan II. Mahmut tahtta iken Fener Patrikhanesi'nde baş patrik olan Gregorios bir mektup yazdı, Rus çarına gönderdi. Mektup sonra ele geçti. Diyor ki Rus çarına, Türklerle boşuna harp etme. Yenemezsin. Bunlar ölmekten korkmaz. Ben onları iyi tanıyorum. Mektup İstanbul'dan yazılıyor. İstanbul'da Fener Patrikhanesi var. Onun başında bu adam. Rus çarına diyor ki Türklerle boşuna savaşma. Yenemezsin. Türklere üç şey yapman lazım. Bir, dinde orta yolu takip ederler. Onları saptır. Orta yol, yani ehli sünnetten saptır. Devlet başkanlarına saygısı çok büyüktür Türklerin. Bunu ortadan kaldır. Ailesi çok kuvvetlidir, ailesini yık. Dedi. 203 sene oldu. O günden beri başa neler geldi saymayalım şimdi. İçimiz kararır. Ama hepsi yerine getirilmeye çalışıldı. Hepsinde birçok rahneler açıldı. Sinemizde yaralar açıldı. Küfri zülfün salalı rahneler imanımıza, kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza der şair. Yani kafirin bize ağlayacağı hallere geldik. Doğru mu? Evet. O halde bize bir şey lazım. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bize tövbe lazım. Sıkı tövbe lazım bize. Başka çaremiz de yok. İşin garibi şu. Burada bulunanların yaş ortalaması tahminimce 40'ın altında. 30-35 gibi. Dolayısıyla burada bulunanların tamama yakını o zorlu dönemleri hatırlamaz. Belki ben de birçoğunu hatırlamam. Darlık günlerini, ekmek bulmanın problem olduğu günleri bilmeyiz pek. Ama eskiler der ki darlıkla imtihan zordur ama varlıkla imtihan çok daha zordur. Biz şu anda varlıkla imtihan ediliyoruz. Ve bu zor. Epey zor. Bize tövbe lazım.
Bakın bize tövbe lazım derken ne demek istiyorum size? Açayım. Güzel bir adam vardı. İlim sahibi, takva sahibi, güzel bir adam. Dikkatle dinleyebilirseniz burasını isabetli olur. Güzel bir adam, Allah dostu. Herkes ondan istifade ediyor. Sohbeti tatlı, ilim sahibi. Fakat günlerden bir gün onun bulunduğu şehrin valisine bir adam geldi. Danışman, valinin danışmanı, okumuş yazmış tecrübeli bir adam. Ne dedi biliyor musunuz? Hani sizin şu iyi bildiğiniz adam var ya dedi. Çok tehlikelidir dedi. Başınıza iş açacak yarın. Siz bunu şimdiden ortadan kaldırın dedi. Vali bey şaşırdı. Çünkü çok sevilen bir adam. Bu nereden çıktı şimdi? İnanamadı. Duydu ama bir kenara koydu meseleyi. Sonra bir başkası geldi. O da danışman. Aynı şeyi söyledi. O adam tehlikeli dedi. Ortadan kaldırın. Allah Allah. Etti iki. Sonra bir üçüncüsü. Aynı şeyleri söyledi. Dördüncüsü de söyleyince vali bey işkillendi. Bu dört tane aklı başında adam aynı şeyi söylüyorsa burada bir şey var dedi. O kişinin idamını yapmak üzere çağırttı. İki adam gönderdi. Yaka paça getiriyorlar saraya. Adam evinde. Pencereden gördü. Saraydan adamlar geliyor. İyi niyetli de görünmüyorlar. Kelepçeleri var, silahları var. Anladı mevzuyu. Fitne çıkmış. Bizim başımıza bir bela gelecek dedi, anladı. Ve sıkı bir tevbe yaptı. Tevbe etti. Ya Rabbi, beni affet. Bilerek ya da bilmeyerek ne hata ettimse beni affet. Dedi. Onu bir şair şöyle kağıda dökmüştür. Tövbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. İnsan bazen bilerek günah işler, bazen bilmeyerek. Hepsine tövbe etti. Fakat tövbe öyle böyle değil ha, sağlam. Delikanlı gibi. Gerçek tövbe. Adamlar geldiler. Belli ki götürecekler, girdi. Görevlilerin koluna sarayın yolunu tuttular. Yolda bir fırın vardı. Fırının önünde adamcağız dedi ki, biliyorsunuz beni nereye götürüyorsunuz, ben de biliyorum, hani benim son dakikalarım. Şuradan bir ekmek almama izin verin. Acıdılar. Ölecek adam bir sıcak ekmek yiyecekse yesin dediler yani. Gitti ekmeği aldı. Fakat yemedi. Biraz daha ilerlediler. Küçücük bir ev, kulübe gibi bir şey. Bir dakika şurada durabilir miyim dedi. Hay hay dediler. Neyse artık muradı. Acıdılar. İdam edilecek adam. Girdi içeriye. Hızlıca çıktı. Ekmek yok. Ha, içeride birine ikram etmiş. 90'lık bir ihtiyar kadıncağız var. Sahipsiz, yatağından kalkamıyor. Kimsesi yok. Ekmeği ona ikram etmiş, yedirmiş. Saraya girdiler. Dört danışman bekliyor. Bir de vali. Tetikteler. Cellat hazır. Adamın boynu vurulacak. Fakat bir savunma alınacak tabii, bir sorulacak. Fakat salona girer girmez o dört danışman telaşla feryat etmeye başladılar. Dediler ki, sayın valim, aman dikkat edin. Bunlar Allah dostudur. Dikkat edin, bak bu gelen var ya, velidir, veli, Allah dostudur. Kim bir veli kuluma düşmanlık ederse Allahu Teala bana karşı harp etmiş olur buyuruyor hadisi kutsi de. Başınıza bela olur.
Duasını almaya bakın. Sakın kötü bir şey düşünmeyin. Evet, öyle bir hadisi kutsi var. Veli kuluma düşmanlık eden benimle harp etmiş gibidir diyor. Vali şaşırdı. Siz bu adamı öldür dediniz. Ben daha çağırttım getirdim. Kapıdan girer girmez ağız değiştirdiniz. Bu ne iş? Siz dalga mı geçiyorsunuz dedi. Devletle oyun olmaz dedi. Ama adamlar başka bir şey diyemiyor. Sakın ha sayın valim, aman dikkat. Allah dostudur, duasını alın. Rızasını alın, hizmet edin diyor. Dördü de. Danışmanların dördü de. Vali beyin tepesi attı tabii. Birisi bana durumu açıklasın dedi. Sabah başka konuşuyorsunuz, akşam başka. Yani benim ayarımı bozmayın şimdi dedi yani. Hani şimdi sizi vereceğim cellata. Ne bu dedi yani böyle. Sabah idam ettir dediğiniz adama şimdi elini öp diyorsunuz. Ne oldu yani, arada ne oldu? Anlatsın birisi. Dördü de sus pus. Anlatamıyorlar. Fakat sorunca diyorlar ki aman dikkat edin, elini öpün, duasını alın. Gelen adam sanık dedi ki ben anlatayım mı sayın vali? Zaten başka kimse bir şey bilmiyor dedi, sen anlat bakalım, mevzu ne? Ne oldu bunlar böyle? Akıllarını mı kaybettiler? Sayın valim, onlar akıllarını kaybetmedi. Onlar yanlış bir şey de söylemiyorlar. Sabahtan da doğru söylüyorlardı, şimdi de doğru söylüyorlar. Ama mesele şu. Ben herhalde bir günah ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama belli ki Rabbimi gücendirdim. Hak Teala bana gücenince kalpler benden soğudu ve insanlar düşman oldu. O yüzden bu dördü beni size şikayet ettiler. Bunu anladım adamlarınızı görünce. Hemen tevbe ettim. Allah ile arayı düzelttim. Allah ile arayı düzelttim. Bütün kalpler yine benden yana döndü gördüğünüz gibi. Beni övüyorlar şimdi. Bir de gelirken bir ekmek aldım. Zavallı bir kadıncağıza ikram ettim. Sadaka belayı önler. Tevbe ettim, Allah ile arayı düzelttim. Sadaka verdim, bela geri döndü. Arkadaşlar şimdi beni koyacak yer bulamıyorlar, övüyorlar. Mesele bundan ibarettir dedi. İşimiz var, biz gidelim dedi ve döndü. Şimdi biz bundan ne anlayalım? Bakın biz bundan şunu anlamalıyız. Eğer bazı şeyler kötü gidiyorsa, insanlar bizi sevmiyor, ne bileyim sıkıntı çıkmış falan filan, bir yerler ağrıyor, geçimsizlik var, sıkıntı var, hiç şüphen olmasın, günahındandır. Tevbe et, durumu düzelt. Başka çare yok. Bir de sadakayı sakın ihmal etme. Sadakasız gün geçirme. Aman ha. Bela sadakayı geçemez. Sana doğru gelir. Gelir ama sadaka bir kalkandır. Döner. Başka bir şekle döner. İş değişir. Onu, o şekillerden biri şudur. Sana geliyorken yön değiştirir, malına dokunur. Bardak kırılır. Anla ki sana bir şey geliyordu. Bir sadaka engel oldu. Kazadan sonra ne der bizimkiler? Verilmiş sadakam varmış. Aslında aklı başında olan biri şunu diyor. Abi verilecek sadakan var. Hem verilmiş hem verilecek sadaka var. Uyan. Aman ha. Param yok, ne vereyim? Güler yüz sadakadır. Aha bak. Veremez misin? Sıfır maliyet. Ya adama bir tebessüm edeceksin ya. Bir selam ver, bir yüzün gülsün ya. Bu ne ya? Ey dil ey dil, neye bu rütbede pürgamsın sen? Gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek zat-ı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Sırrı haksın meseli usiyi meryemsin sen. Ruhsun nefhayı Cibril ile tevemsin sen. Hoşça bak zatın hakim zübde-i alemsin sen. Merdumi dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Şeyh Galip.
Abi bu kadar ağır mısraları biz nereden anlayalım şimdi, bilmiyoruz ki demeyin. Çok basit. Dediği şu: sevildiğini bil, yanlış yapma. Artistliğin lüzumu yok diyor. Yanlış yapma, akıllı ol. Yaptın mı? Tevbe et hemen. Acele tevbe et. Allah Allah. Vallahi bazı çok güzel adetlerimizi unutuyoruz biz. Kabahatliyiz ya. Kıyamet gibi kabahatimiz var ya. Bu eski camilerde bir adet vardı. Kapının sağ tarafında bir hadis-i şerifin yarısı yazar. Sol tarafında diğer yarısı. Accelu bis-accelu bis-salata kablel fevt ve accelu bit-tevbete kablel mevt. Meali şudur: namazın vakti geçmeden namaza acele et, ölüm gelmeden tevbeye acele et. Bak, acele edilecek mevzular belli. Sen başka şeylerde acele ediyorsun. Etme. Vakit çıkmadan namaza acele et, ölüm gelmeden tevbeye acele et. Akıllı ol. Çünkü ani gelir, çabuk gelir, fark etmezsin. Bir bakmışsın, ah bitti. Ne oldu? Bitti. Bitiverir yani. Hayat öyle bir şey. Yakınlarımız vefat edince ne diyoruz? Aa, dün çay içmiştik ya. Evet. Dün beraber çay içmiştiniz. İkindi namazında beraber. Evet. Şimdi merhum. Anlık iştir yani. Uyanık ol. Bağıra bağıra uzun uzun falan filan gelmez yani. Aniden gelir. Demin bir kızıma Arapça bir şiir okudum. Anlamı buydu. Arapça bildiği için o şiiri ona okudum. Ölüm ani gelir, kabrin amel sandığıdır diyor. Kabir amel sandığıdır. Ne demek amel sandığı? Hani gelinin çeyiz sandığı oluyor ya, onun gibi işte. Sandık yani. Doldur sandığı. Lazım. On sene önce kalp krizi geldi bana. Acayip bir şey. Kurşun yemiş gibi düştüm. İlk defa tanışıyorum. Kalp krizi nedir bilmiyoruz tabii. Nefes alamıyorum. Eyvah dedim, biz gidiyoruz. Soluk alamıyorum ben. Ankara'dayım. Allah'tan iyi sürücü, şoförlüğü iyi bir arkadaş var yanımda. Güzel de bir arabası var. Hastanede yakın. Yetiştirdi beni. 8-10 dakikada acilden girdik. Soluk alamıyorum dedim. Beni şu nefes cihazına bağlayın dedim. Fakat doktorlar işinin ehli, hemen parmağıma bir şey taktılar. Bu kalp krizi dediler. Hem de ağır bir kriz. Derhal ameliyat almamız lazım. Alın dedim. Aldılar. 2 saat mi sürmüş ne? Stent takılıyor. Takmışlar. Gözümü açtım. Tanıdık bir doktor karşımda. Evden pijamacak çıkmış gelmiş. Yetişmiş yani. Fakat yüzünde bir tebessüm var. Anladım, durum iyi. Bana ne yaptınız dedim. Stent taktık dedi. Ben de iyi bilmiyorum stent nedir. Yüzük gibidir dedi, yuvarlak dedi. Ne yüzüğü bu dedim, nişan yüzüğü dedi. Ha, nişanlandık. Nişan yüzüğü takıldı. E peki nişanın sonrası ne? Düğün. Değil mi? Şebi arus diyor Hazreti Mevlana. Düğün. Bizim düğün ne zaman dedim? Ben ne zaman öleceğim yani sence? Doktor dedi ki, ölene kadar yaşarsın. Abi lafa bak. Ölene kadar yaşarsın dedi. Çok rahatladım tabii. Çok memnun oldum. Ecel gelmeden ölmezsin. Geldiği zaman da ölürsün. Ama sen akıllı ol. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Felaket zannetme. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felaket.
Sıkıntı orada. Ölmek felaket değil. Ama öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felaket. Size bir tavsiyem var. Her sabah kalkınca aynanın karşısına geçin. Hani süslenmek için, yüzümüzü yıkamak için geçiyoruz ya, ayna var evde. Orada gördüğünüz kişiye deyin ki, en güzel sohbet budur kendinle. Aynada görüntü. Şunu sorun. Hemşerim, öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Sorun. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Biraz düşünsün. O cevabı alın ya. Emekli olunca şunu yapacağım diyorsun, değil mi? Evet, bir hacca gidip geleyim, şunu yapacağım. Bir sürü plan. Neler yapacak neler. Domates yetiştirecek, kuzu bağlayacak iki tane. Tavukları da koyacak kümese. Organik böyle yumurta yiyecek, tamam. İyi de bu bir ihtimal. Vaktin ya olur ya olmaz. Benim dediğim kesin. Nasıl olsa öleceksin. O halde bu soruyu sor. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Biraz sonra onun çaresini söyleyeceğim size. Yani askıda bırakmayacağım. Soruyu sordu gitti değil. Cevabını vereceğim. Endişe etmeyin. Yeter ki siz dikkatinizi dağıtmayın. Yani geldik gidiyoruz şunun şurasında. Yani tam dikkatle dinleyelim diye söylüyorum. Tabii. Ne kadar dikkatli dinlemeli insan? Kedi fare beklerken ne kadar dikkatliyse en az o kadar. Hiç gördünüz mü nasıl bekler kedi? Kılı kıpırdamaz, kılı. O onu kaçırmamak için var ya. Canım kedi kadar da akıllı olalım yani. Müsaadenizle. Şimdi doktor bana dedi ya, ölene kadar yaşarsın. Ben de ona bir soru sordum. Dedim ki doktor, anladım, sağ ol, eline sağlık. Fakat bak şimdi ben giderim, bir daha gelmem dedim. İşim var, gücüm var. Eline düşmüşken bana diyeceğim bir şey varsa, bir nasihatin, bir işaretin varsa çekinme dedim. Söyle dedim. Söyledi. Vasiyetini yaz dedi. Vasiyetini yaz. Neden dedim? Belli ki fazla vaktin yok. Yani sen gidersin dedi yakında. Gidince eğer bir vasiyetin olmazsa kabir aleminde konuşma sana yasaklanır, konuşamazsın dedi. Kabir hayatında, alemi berzahta konuşamazsın dedi. Çok pişman olursun dedi. Ya ne konuşacağım dedim kabirde, gözünü seveyim doktor. Doktor dedi ki, sen de bu çene varken orada da konuşursun dedi. Anlatacak birileri vardır dedi. Yasağı kaldır dedi, vasiyet yaz, konuşmaya imkanın olsun. Sağ olsun, ikaz yerindeydi ve ben doktorun dediğini yaptım. Vasiyetimi yazdım. Sizlere de onu getirdim. Vasiyetim açık. Bütün dünyaya açık. Çünkü internete koydum. Benim web sayfama girerseniz, ki girin bir zahmet, yazacağına doğrudan gir kızım. hayatiinanc.com gir. www.hayatiinanc.com yaz, sayfama gir. Ne göreceksin? Bir başlık. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Tıkla. Karşına çıkacak 5 kitap. Hepsini ekrandan okuyabiliyorsun. Öyle koydum. Masraf yok. Kitap aramak yok. Sıfır maliyet, bedava. Tıkla, o 5 kitap emrinde. Bütün sorularınızın cevapları.
8 asırdan 9 asırdan beri devam ede gelen ve bu milleti yetiştiren temel kitaplar. Arasan bulamazsın. Vasiyetimdir. Duyduk duymadık demeyin. Bakın. Mahşer günü karşılaştığımızda size şu anı hatırlatırım. Yani derim ki Aksaray'a geldin mi? Geldin hocam. Fuar mıydı? Evet. Vasiyetimi gösterdin mi? Gösterdim. Ne yaptınız derim ona göre. Mırın kırın etmeyin. Adamın canını sıkmayın. Bak kardeş kardeş geçinelim. Yani benim canımı sıkmayın. Yok hocam okuyamadık da işimiz çoktu da çocuk ağladı. Pazar vardı, AVM'ye gittik, film vardı. Demeyin bana. Tam bir dostluk yapıyorum size. Elimden gelen bu. Benim vasiyetimde mal mülk olacak değil. Onu ne yaparsa yapsın herkes yani, bana ne. Yok zaten fazla bir şey. Fazla kafaları karışmaz yani. O kolay. Taksim ederler, biter gider. Ama bu vasiyetim önemli. Size de emanet ediyorum. Madem böyle bir kitap fuarını bahane ettiler, beni sizlerle buluşturdular, ben de vazifemi yapayım dedim. Dünya nedir diye Hazreti Ali'ye sordular. Cevabı şu. Hazreti Ali Efendimizin dünya nedir sorusuna cevap. Helalinde hesap var, haramında azap var. Neymiş dünya? Bir kısmı hesap, bir kısmı azap. Yani hiç keyfi yok. Aman ha. Aman ha. Balına el sunma, dünyanın beladır akıbet diyor şair. İhtiyacın kadar işini gör, çek git, boş ver. Yani buna gönül bağlamak ahmaklık. Çünkü vefasızdır, kimseye yar olmadı, sana da olmaz. Buna mı güveneceğim ya? Diyor şair. Pederem Ravza-i Ridvan bedügendüm befürüht na halef başem ermen becevine fruşem. Farsça okudum bu beyti. Hafız-ı Şirazi'den, anlamı şu. Babam Hazreti Adem aleyhisselam diyor. Babam Hazreti Adem aleyhisselam bir avuç buğdaya mukabil cenneti bıraktı geldi. Şu namert dünyayı yarım arpa tanesine satmazsam şerefsizim diyor. Bu dünya. Ne lan bu? Dünyaya kıymet verenin aklından şüphe edilir. Yanılmış zavallı, herhalde sarhoş olmuş. Aklını kaybetmiş herhalde. Derler. Çünkü senin değil. Yedik içtik. Abi yediğin içtiğin kanalizasyonda. Yemedim biriktirdim, o daha kötü. Mirasçıya kaldı. Seninle ilgisi yok. Nesi senin? Cefası senin, hesabı senin, günahı senin. Değer mi? Sen de boş ver ya sen de. Boş ver. Dünyanın bir de ahlakı var. Tanımak lazım ahlak. Peşine düşersen yalvartır. Sırtını dönersen yalvarır. Dünya böyle bir yerdir. Sırtını dön kurtul. Bir hadis-i şerifin mealini arz ediyorum. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Birine yaklaşan öbüründen uzaklaşır. Bir başka hadis-i şerif meali, ahirete yönelmek ışığa dönmek gibidir. Gölge dünya gibidir. Işığa döndüm, gölge nerede? Arkada, beni takip ediyor. Ben yürüdükçe peşimden gelir. Gölgeye dönersem ne olur? Ömür boyu koşarsın, yetişemezsin. Tam bir rezillik. Tam bir rezillik. Aman ha, yüzünü dünyaya dönme diyor ya. Sırtını dön. O seni takip etsin. Eder zaten. Yalvarır. Sen yönünü ahirete dönersen dünya sana hizmetçi olur, köle olur. Hazreti Ali'ye sordular, para nedir? Cevap, çok iyi bir köle, çok kötü bir efendidir.
Onu sen kullanırsan çok işe yarar ama ona esir olursan yandın. Rezil eder, rezil. Unutma, verdiğin senindir, aldığın değil. Elini vermeye alıştır, bir gün can vereceksin. Beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. Akıllı ol, diyor şair. Artık sözü bağlıyorum yavaş yavaş. Hazreti Peygamber için yazılmış şiirlerden size bir örnek vereceğim. ...1520'lerde vefat etmiş Balıkesirli bir şairden. Yarından sonra Balıkesir'e gideceğim de kafam orada, onun için Balıkesirli zatı merhumdan size iki mısra. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler. Gün yüzün gördü senin, şak oldu ayın ayesi, diyor. Ayın ikiye bölünmesi hadisesini bilmeyen var mı? Hani Efendimiz Aleyhisselam mucize gösterdiler, ay bölündü, şakkı kamer. Onu anlatıyor ve diyor ki, Hazreti Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesti ya, ya Resulallah, o da bir şey mi? Seni görünce ay kendini kesti, ayırdı. Hazreti Ayşe der ki bir şiirinde, Hazreti Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesti, Efendimi görselerdi kalplerini keserlerdi. La aserne bil gat'il kulubi alel eydi. Bu sene hacdaydım. Geldi oralarda konuş dediler. Konuştum. Hacda. Ne gördüm biliyor musunuz? Kabe-i Şerif'in hemen yanında, çok yakınında, Resul-ü Zişan Efendimizin aleyhissalatu vesselam doğduğu ev var. Yani böyle mesafe birkaç yüz metre, yani 200-250 metre var yok. Doğduğu ev, yeri belli. Bina tabi değişmiş ama orası. Bakın acayip bir şey. Tam karşısında Ebu Cehil'in evi var. Şimdi o ev biraz büyütülmüş bina, hela. Ebu Cehil'in evini hela yapmış ümmeti Muhammed. Espriye bak. Derse bak delikanlı, dikkat. O adam, o nasipsiz adam sabah ayakkabısını giydiğinde dışarı çıkacak. Şöyle durduğunda Resulullah Efendimiz karşısında. Şöyle döndüğünde Kabe-i Şerif karşısında. Ve bu adam iman etmedi. Küfür üzere öldü. Aman Allah. Nasipsizliğe bak. Ömrünü Resulullah'ın yanında geçiriyor ve iman edemiyor. Nasip değil. Öte yandan Bilal-i Habeşi Hazretleri radıyallahu anh, siyahi, köle, çok uzak bir yerden gelmiş. Habeşistan nere, Arabistan nere? Fakat Efendimizin sevgilisi oldu. Göz bebeği gibi yanındaydı her zaman. Ona iman nasip oldu. Dikkat, iki zıt örnek verdim. Sen ve ben 1400 sene sonra geldik. Onu görmeden iman ettik. Kavuştuğun devlete bak. Öyle büyük bir nimete kavuştun ki idrak etsen aklını kaybeder, sokaklarda oynamaya başlarsın. Ebedi saadet demek çünkü. Sonsuz kurtuluş demek çünkü mümin olmak ve bu sana doğuştan büyük bir imkan olarak. Ebu Cehil'e nasip olmadı, sana oldu. Bu nimete şükretmek lazım. Böyle büyük bir nimete kavuştuğu halde incik boncuk için canını sıkan birisi çok ayıp etmiş olur. Çok ayıp olur, şımarıklık olur. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak iman nimetinin şükrünü etmeyi bize nasip etsin. Bu çok mühim bir meseledir. İman nimetine şükür etmek lazım ve onu kaybetmekten çok korkmak lazım. Hani böyle
ateşten korkmaktan daha çok korkmak lazım. Çünkü en büyük felaket odur. İmanını kaybetmekten korkmayan imansız ölür. Allah korusun. Dikkat. Temel din bilgilerini öğrenmek lazım. Bu hepimize lazım. Olmazsa olmaz. Vasiyetimdeki birinci kitabı görün. Sen de bu vasiyeti amma söyledin ha. Çok mu önemli hocam? O kitap ne? Kim yazmış onu? Söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocası. İznikli Mehmet isimli alim yazdı. Kabri Edirne'dedir. Yolunuz düşerse. Öyle bir kitap ki o ilk talebesi Fatih Sultan Mehmet. Daha ne değil? Ben de seni çok seviyorum ama otur. Oturunca daha çok seviyorum. Tabii. Güzel kız. Benim torunum var bundan büyük. Tabii. Televizyonda seyretmiş beni. Demiş ki babasına, baba, dedem hüzünlü şeyler anlatıyor. Hüzünlüymüş benim anlattık. Allah aşkına doğru mu söylüyor bu çocuk? Hüzünlü şeyler mi anlatıyorum? Yani ölümden bahsediyoruz tabii, haklı çocuk. Çocuk haklı. Ben ne diyordum? Unuttum bak. Ne diyordum ben? Fatih Sultan Mehmet merhum vasiyet ettiğim kitabın talebesi, hem de ilk talebesi. Mezun oldu, İstanbul'u fethetti. Bir talebesi daha var, çok ünlü. Sultan II. Abdülhamit. Hem de nasıl? Devlette bozuk yollar ortalıkta yayılmaya başladı. II. Abdülhamit merhum dahiydi, muazzam bir yöneticiydi. Baktı gördü işler karışıyor. Bu kitabı bastırdı kendi parasıyla, ev ev dağıttırdı, her eve ulaşmış. Neneme ulaşan kitabı ben gördüm. Kitabın ona ulaşma tarihi 1870'ler. Nenemin dedesine gitmiş. Nenemin dedesi. Ben gördüm. Bak talebeye bak. Sultan II. Abdülhamit. Bir diğer talebesi kim? Şu anda sahnede konuşuyor. Ben mezun olmadım henüz. Ders devam ediyor. Ben şimdi bu hazuruna ne demiş oldum? Bak, bizim sınıfta 3 ünlü talebe var. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Abdülhamit ve ünlü Türk düşünürü Hayati İnanç. Gelin bizim sınıfa kaydolun. Beraberce okuyalım, mezun olalım. Gözünüzü seveyim. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Kimseye kalmaz. İşte geldik gidiyoruz. Yarın ne diyecekler? Ben sizi biliyorum. Şimdi diyorsunuz ki Hayati Bey nerede? İmza alalım, resim çektirelim falan diyorsunuz ya şimdi. Ha, bir gün şöyle derler. Cami avlusuna gelirler. Cenaze nerede? Kimse Hayati Bey nerede diye sormaz. Tabuta konduğun zaman adın cenaze. Biri de gösterir. Şurada ya. Sonra o muazzam soru sorulur. Merhumu nasıl bilirdiniz? De buyur şimdi. De buyur şimdi. O kadar şahidin huzurunda ben ne diyeyim şimdi? Merhumu nasıl bilirdiniz? İşte hayatta başarı o soruya verilen cevaptır. Mesele odur. Köyün ağasıydı adam. Bir takıntısı vardı. Ben ağayım, en önde olmam lazım diyor. Her gittiği yerde illa öne geçecek. Ağa ya. Teravih namazında biraz problem oluyor. Geç kalınca en ön safa geçmek için çekmediği eziyet yok. Çektirmediği eziyet de yok. İTKK illa öne geçecek. Geçiyor. Birinci safa. Sonra namazda dururken bakıyor. Azıcık ayağını kaydırıyor. Herkesin önüne geçiyor. Şöyle yarım ayak. 10 santim kadar emin oluyor herkesten ileride olduğuna, namaza giriyor. Fakat takıntı şu, imamın önüne geçemiyor. Sormuş, namazın bozulur demişler. Bu ne yapacağız şimdi? Ben bu imamın önüne nasıl geçeceğim diye adam senelerce takıntıyla yaşadı. Geçen ay
İmamın önüne geçti, tabutta yatıyordu. İmamın önüne ancak öyle geçiliyor, yatay vaziyette. Allahu Teala taksiratını affetsin. Mutluluğun formülünü soruyor insanlar birbirine. Herkes herkese onu soruyor. Adına kitaplar yazılıyor. Mutluluk şu altın kurallar yok. Gümüş bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yahu mutluluğun formülü 4 maddedir ya. 1400 sene önce bildirildi. 4 maddedir. Sayayım. 1. Allah'ı unutma. 2. Ölümü unutma. 3. Yaptığın iyiliği unut. 4. Gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en mutlu insanı sensin. Sayalım mı tekrar? Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut. En alası sensin. Canını sıkma. Ne demişti muhterem valim Orhan Bey? Orhan Alimoğlu'nu tanıyan tanımayan vardır. Dedi ki, düz gidirem, hakime yolum düşmez. Az yeğirem, hekime işim düşmez. Az yeğirem, hekime işim düşmez. Düz gidirem, hakime yolum düşmez. Çektiğimiz sıkıntıların yarısı yediğimizden, yarısı dediğimizden. Şuna sahip ol. Başının belası bu. Aman ona sahip ol. Yakar adamı. Resulullah için söylenen son bir şiirle sözü bağlıyor. Çıkışta da lütfen herhangi bir şey istemeyin, resimdi falan filan, vakit yok. Uçağa ancak yetişeceğiz. Nevşehir Havalimanı'na gideceğim, eve varacağım. Şu elbiseleri bırakıp başka bir şeyler giyip hemen sabah böyle tutan yeri ağrırken yine havaalanına gidip ta bilmem nereye işte Çanakkale'ye şuraya buraya gideceğim. Bana acıyın. En mühimi bana dua edin. Nasıl dua edeceğiz diye de kafanızı yormayın. Çok basit. Deyin ki ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün deyin. Neden? Son gülen iyi güler. Ondan. Bütün mesele orada gülmektir. Bugün güldüğünden ne olacak? Yarın ağlarsın. Dünyanın yazı var, kışı var. Soğuğu var, sıcağı var. Gülmek giderken gülmektir. Şairin dediği gibi. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Al. Resulullah için yazılan şiir demiştim. Son sözüm demiştim. Bak bitiriyorum. Dikkat. Çıkışta lütfen bana müsaade. Dediğim gibi çünkü dardayım yani. Anca yetişirim. Sonra kızıyorlar bana. Sözünde durmuyor diye. Ya Resulallah cibaşet çünsegi ashabı kef dahili cennet şevem der zümreyi ahbabı tu o revet der cennetü men der cehennem keyravest o segi ashabı kef men segi ashabı tu. Şiir deyince Türkçe zannettiniz değil mi? Farsça okudum. 4 mısra. Anlamını veriyorum şimdi. Bak ne diyor şair. Bu şair aynı zamanda büyük bir alim. Molla Cami Hazretleri. Diyor ki, ya Resulallah, ashab-ı kehfin köpeği kıtmir. Cennete gitti sahiplerinin hatırına. Ashab-ı kehfin hatırına. Onlardan daha kıymetli senin ashabın var. Ben senin ashabının köpeğiyim. Şimdi ben cehenneme gitsem yakışır mı? Şefaat et, ben de cennete gideyim de o köpek de yalnız kalmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Efendim bir hediye takdimimiz var. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Yoldaş Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum.